Gelin bu mevzuyu konunun uzmanına danışalım. İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu Genel Sekreteri Sayın Avukat Oğuz Aksoy internet bağlantısıyla yayınımıza katılıyor. Oğuz Bey, iyi akşamlar efendim, merhabalar. İyi akşamlar, merhabalar Zafer Bey. Şimdi ilk soru şu akıllara gelen. Niye bu sosyal medya ağları direniş gösteriyor? Bu kadar ağır cezalara rağmen, katlanarak da devam edeceği belirtilen cezalara rağmen bu direnişin sebebi ne sizce? Direnişin sebebi öncelikle bu tırnak içinde içerik engelleme, erişim engelleme başlıkları altında düzenlenen bizim internet kanunu dediğimiz 56-51 sayılı kanunda yazılı hallerin çok sık ülkemizde uygulanması. Yani kişilik hakkının ihlal edildiği sebebiyle sebepli sebepsiz farklı mecralardaki yayınların paylaşılmasıyla ortaya çıkan bir problemin sosyal ağ sağlayıcıları tarafından bu uygulamanın adil olmadığı yönündeki görüşlerinden dolayı Türkiye'ye gelmek istemiyorlar. Böyle özetleyebilirim. Yani daha açık, daha düz söylersek, ben burada büro açarsam, temsilcilik açarsam günde birkaç milyon başvuruyla baş edemem. Beni böyle bir işe sokmayın, ben cezası neyse razıyım, onu ödeyeceğim mi diyor bu? Aslında evet, ama o ceza noktasında ödeyip ödemeyeceği de şu aşamada netlik kazanmamış durumda. 10 milyon TL cezalar verildi sosyal ağ sağlayıcılarına, hepsini saymamıza gerek yok. Aynı zamanda böyle bir liste de yok elimizde. BTK tarafından cezalar verildiği için böyle bir liste yok. Sadece Rus bir sosyal medya sağlayıcısının Türkiye'de temsilcilik açtığını biliyoruz. Bu 1 milyon kişi sayısına ulaşıp ulaşmadığı noktasında da tereddütlerimiz var ama kendileri Türkiye'de bir temsilcilik açtı. Ama diğerleri burada açmayacak ve açmayacağı yönünde görüş bildirdi bazı sosyal medya platformları. Bunun ardından tabii ki 30 milyonluk bir ceza da gelebilecek. Açılmadığı takdirde Aralık ayında, daha sonrasında aslında esas önemli olan noktada reklam yasakları ve internet bant genişliğinin daraltılması şeklinde devam edecek bu süreç. Şimdi tabii az bir paradan da söz etmiyoruz. Yani 10 milyon evet. Lira nereden baksanız, hani sterlin üzerinden hesaplasanız en yuvarlağı o hesaplanabiliyor. 1 milyon sterlin gibi bir para. Yani evet. Bir sonraki aşamada 3 milyon sterlin ödeyecekler. Bu kaldırılabilir bir şey değil. Peki bu bant genişliğinin daha daraltılması ne anlama geliyor? Teknik olarak bize izah eder misiniz? Teknik olarak özet ifadeyle erişimin sınırlandırılması, yavaşlatılması. Önce %50 ile başlayacak, bu %90'a kadar gidecek. %90 olduğunda şunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki sosyal ağ sağlayıcılarına ulaşmak neredeyse mümkün olmayacak. Biz herhangi bir sosyal ağ sağlayıcısına girdiğimizde dakikalarca sayfanın yüklenmesini bekleyeceğiz. Evet, şimdi bu tabii bu sosyal medya platformunu çalıştıran, platformlarını diyelim çalıştıran şirketler açısından önemli bir gelir kaybı anlamına da gelir. İşte reklam geliri kaybı anlamına da gelir. Tabii bu ülkedeki kullanıcı sayısını düşünürseniz, günde atılan tweet sayısını ya da Facebook'ta, Instagram'da, TikTok'ta yapılan paylaşım sayısını düşünürseniz önemli bir kayıp anlamına gelecek. Peki bunu göze alabilecekler mi? Yani bir orta yol bulunmasına çalışmayacaklar mı? Yasal olarak bu konuda bir görüşme süreci var mı bildiğiniz? Şu aşamada yok. Çünkü bununla ilgili daha önceki yıllarda da hatırlar mısınız bilmiyorum. Vergilendirme ile alakalı bazı problemler olmuştu. Ofis açılması ve vergi verilmesi. Hatta bununla alakalı dijital hizmet vergisi getirildi. Buna rağmen Türkiye'de temsilcilik ofis açılmadı. Bununla ilgili arka planda uzlaşma noktasında bir görüşme olduğunu sanmıyorum. Düzenlemeden de zaten bunu anlıyoruz. Ki zaten bir aylık bir süre verildi uyarı mahiyetinde temsilcilik açmanız gerektiği ile ilgili kanun madde düzenleme ile birlikte.
Ama buna rağmen Türkiye'de temsilcilik açılacağını düşünmüyorum ve uzlaşmanın da olacağını sanmıyorum. Şimdi Oğuz Bey, tabii iki noktada tartışılıyor bu mesele. Bir tanesi işte düşünce ifade özgürlüğü, fikir özgürlüğü, o özgürlüklerin kısıtlanması amaçlandı diye yorumlandı bu yasa çıkarken. Ama bir yandan da az önce sizin de zikrettiğiniz o vergi ödeme konusu var. Yani madem önemli bir gelir kazanıyorsunuz bu işten, bu ülkede de faaliyet gösteriyorsunuz internet üzerinde, gelin burada da bir masanız, kasanız, bir ofisiniz olsun. Biz de denetleyelim gelirinizi giderinizi diye de bir talep var. O da tabii her hükümran devlet gibi bizim devletimizin de haklı bir talebi gibi gözüküyor. Peki bu şirketler başka ülkelerde bu meseleleri nasıl hallediyorlar biliyor musunuz? Aslında Zafer Bey, şöyle, diğer Avrupa ülkelerinde, Çin'de, Amerika'da da buna benzer yasalar söz konusu. Ama burada daha çok değerlendirilmemiz gereken husus Türkiye'deki adaletin güvenilirliği. Çünkü diğer ülkelerde verilen kararlar hukuka uygun olarak verildiği için bu anlamda bir problem yaşanmıyor. Bu yasal düzenlemelerin benzeri kişilik haklarının ihlaliyle ilgili olan düzenlemeler, çocuk istismarı ile ilgili olan düzenlemeler birçok ülkede var. Oralarda da bu sosyal ağ, sosyal medya platformları bu ülkelerde hukuk güvenliğinin olduğu için buralarda temsilcileri var. Ama Türkiye'ye bu tırnak içinde söylediğim sebepten dolayı gelmek istemiyorlar. Peki şimdi bu tür uluslararası şirketler başka alanlarda faaliyet gösterirken genelde hep burada da bir temsilcilikleri olur. Hatta belirli hukuk bürolarıyla, hukuk kurumlarıyla anlaşmaları olur. Burada temsilcisi bir avukatları olur. Şu anda, yani yıllardır kullanılıyor işte Twitter, Facebook, Instagram vesaire sosyal ağ platformları. Burada hiçbir sorumlu kişileri yok mu bunların? Yani bir yasal bir sıkıntı söz konusu olduğunda onları temsil eden hiç kimseleri yok mu şu anda hala? Var. Var Zafer Bey, şu anda yani çoğu sosyal medya platformunun hukuki danışmanlık aldığı avukatlık büroları, şahıs olarak da avukat meslektaşlarımız var. Ama burada temsil anlamında sadece hukuki ihtilaflarda temsil ediyorlar. Onun dışında ticari anlamda, yani bu kanunun beklediği, bu düzenlemenin beklediği anlamda bir temsilcilik yok. Şimdi işin tekrar dönelim bu düşünce özgürlüğü meselesine ki herhalde en yaygın kaygılar öyle, hem kullanıcılar açısından hem de bu şirketler açısından. Şimdi getirilen yasanın amaçlarından biri, artık hiç hani kendimizi kandırmayalım, bu sosyal ağlar üzerinde siyasi paylaşımların denetlenebilmesi, hani sadece kişilik hakları üzerinden değil de siyasi içerikli paylaşımların denetlenebilmesi ve daha çabuk tespit edilebilmesi ve gerektiğinde o sosyal işleticilerinden diyelim, o platformlarda da bilgi talep edilebilmesi. Bu anlamda dünyadaki düzenlemeler nasıl, o ülkelere ya da başka ülkelere istenen bilgiyi veriyorlar mı? Çünkü buraya yerleşik hale getirmelerindeki en önemli amaç o herhalde, değil mi? Getirmek istemelerindeki diyelim. Evet. Diğer ülkelerdeki düzenlemelerde sosyal ağ sağlayıcılarıyla alakalı böyle talepleri spesifik olarak bazı konularda, özellikle kara para aklama, suç gelirlerinin önlenmesi, çocuk istismarı gibi spesifik alanlarda bu bilgiler paylaşılıyor. Diğer konularda bu bilgiler paylaşılmıyor sosyal ağ sağlayıcıları tarafından. Türkiye'de de zaten bu konuyla alakalı talepler karşılanmıyor. Sadece sosyal medya uygulamalarının içerisinden yapılan şikayetlerde ve kendilerine başvurduğunuzda bu saydığım ve farklı ihtilaflarda, marka hakkı ihlalindeki gibi durumlarda burada kendi içlerindeki mekanizmaları çalıştırıp hesabı askıya alma, içeriği çıkarma, dondurma gibi tedbirler uyguluyorlar. Ama dediğim gibi diğer ülkelerde
de az önce saydığım spesifik haller dışında bu bilgiler paylaşılmıyor sosyal ağ sağlayıcıları tarafından. Peki Sayın Oğuz Aksoy, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun. Rica ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İstanbul